buydu aslında. Ergin'le 1-0 öne geçiyoruz. Ümit Karan Hakan'a doğru sekiyor. Ergün. Mükemmel bir gol geliyor Ergün Pembe'den. Ergün Pembe, Galatasaray ve A Milli Futbol takımının unutulmaz ismi. Sol kanatta yarattığı mucizelerle bir neslin futbol kahramanı. UEFA Kupası zaferinde Arsenal ağlarına gönderdiği golle adını tarihe altın harflerle yazdıran bir yıldız. Galatasaray taraftarı onu soğukkanlığı sebebiyle buz adam ya da kemik diye çağırdı yıllarca. Ancak Ergün Pembe duruşu, centilmenliği ve beyefendiliğiyle bir sporcunun nasıl olması gerektiğini göstermesiyle hafızalara kazındı. Futbolculuğu döneminde Barcelona'nın teklifini reddedip ülkemizde kalan Ergün Pembe, Gisbir TV'yi kırmadı ve sorularımızı içtenlikle yanıt verdi. Pembe, futbolu bıraktıktan sonra zamanının çoğunu denizde geçirdiğini söylüyor. Denizi çok severim ben. Oynadığım yıllarda çok fırsat bulamıyorduk. Çok kısıtlı bir şeylerimiz oluyordu, zamanımız oluyordu. Çok fazla vakit ayıramıyorduk. Ben işte denize girmeyi, zıpkınla balık vurmayı, mide çıkarmayı çok severim. Futbolu bıraktıktan sonra tek hobim denize gitmek. Deniz yaz geldiğinde onun dışında da dağlarda, işte göllerde balık tutmak, kamp kurmak. Ama dediğim gibi ben Karadenizli olarak, Zonguldaklı olarak sahil kesimiyiz zaten. Denizi çok seviyorum küçüklüğümden beri. Mide çıkarmayı çok severim. Çıkartıp hemen onu tenekenin üstünde orada yapıp onu yemesi inanılmaz zevkli. Balığa çıkarım. Balık tutarız, hemen geliriz, o balığı orada yaparız. Deniz aram onun için çok iyi. Normal olarak tabii, Karadeniz çocuğu olarak. Pembe, tekneyle gezmekten çok açılıp balık tutmayı tercih edenlerden. Benim balıkçı motorum var, ufak bir motorumuz. Onunla açılırız. Gidebildiğimiz kadar gideriz. Balık tutarız ve döneriz. Öyle gezi teknesi olarak kullanmıyorum. Çünkü hoşuma gitmiyor. Benim bir şeyler, bir aksiyon yapmam lazım. Bu da nedir? İşte tekneden gidip, tekneden atlamak değil. Orada gidip oltamı alıp deşarj olmak, balık tutmak. Sonra onu gelip kıyıda bir güzel pişirip arkadaşlarımla beraber yemek yani.